Merhaba değerli dostlarım, hepinize Kanal A Türk ekranlarından selamlar, sevgiler, saygılar. Evet, bugünkü konumuz yatalak inek. Evet, daha başka bir deyimle ineğim ayağa kalkamıyor. Şimdi inek ayağa kalkamayınca büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Ve genel olarak bizim aklımıza, yani herkesin aklına, inek ayağa kalkamıyor, acaba süt hınması mı oldu, doğum felci mi oldu diye düşünüyorlar. Fakat ineğim ayağa kalkamıyor konusu bununla kısıtlı değil ve çok geniş bir konu. Süt sığırcılığı yapan işletmelerde zaman zaman görülen bu sorun, hayvan sahiplerini tedirginliğe sevk eden, üzücü ve ekonomik kayıplara yol açan bir sorundur. Yapılan tedavi girişimlerinden sonuç alınamaması, belirsizlik, durumun nereye gittiğini kestirememek, umutla umutsuzluk arasındaki çelişkilerle geçen günler giderek üzücü bir hal alabilir. İnekler doğumdan sonra yattıkları zaman, demin de söylediğim gibi, ilk akla gelen süt hınmasıdır, yani doğum felcidir. Bunun, yani bir kalsiyum eksikliğiyle, hipokalsemiyle alakalı olduğunu düşünerek hemen bir kalsiyum verilmesi akla gelebilir. Ama burada sorun daha da derinleşir. Çünkü kalsiyum verilmesine rağmen bir hipokalsemi vakasından elde edilen yüz güldürücü sonuç alınamayabilir. Ve bir hipokalsemi vakası olmadığı o sıra anlaşılır. Anlaşılır ama o zaman da iş işten geçmiş olabilir. Çünkü belki gereksiz yere verilen kalsiyum da zararlı hale gelebilir. Bunlar hepsi bir sorun. Onun adı o zaman, işte demin de konunun başında anlatmaya çalıştığım gibi, Downer-Cough sendrom, yani yatalak inek hastalığı olarak adı konulur. İşte durum bu. Fakat hastalığın hikayesi, yani biz anamnez diyoruz, hastalığın hikayesi, hasta sahibinin verdiği bilgiler, efendim inek kalkıyor ama ayakta duramayıp hemen yatıyor gibi verilen bir bilgi. Bazen ön tarafını kaldırıyor ama arkasını bir türlü doğrultamıyor gibi bir bilgi. Ve hatta gayretli, yemesi içmesi normal ama bir türlü ayağa kalkamıyor, idrar ve dışkı yapabiliyor ama ayağa kalkış konusunda başarılı değil. Bakışlar canlı, normal ama ayağın üstüne dikilemiyor. İşte böyle bir bilgi bize olayın süt hınması ya da doğum felci olmadığını gösteriyor. Hayvana dikkatli gözle bakılması gereken nokta işte burası. Veteriner hekime doğru bir anamnez verilmezse, yani hastalığın geçmişiyle ilgili doğru bir bilgi verilmezse bu konuda yanılgılar olabiliyor. Örneğin yatış pozisyonu çok önemli. Hipokalsemik vakalarda genelde inekler arkalarını değil hiçbir taraflarını doğrultamazlar. İdrar ve dışkı yapamazlar ve genelde sol tarafa kafalarını çevirip sol açlık çukurluğuna doğru bakarlar. Halbuki bu vakalarda, yani yatalak inek hastalığında, ön tarafı doğrultuyor. İştah yerinde dışkı yapabiliyor, idrar yapabiliyor. Cin gibi de bakıyor hatta. Hatta bir şey verdiğinizde yiyor. Yani yeme çabası da var ama ayağa kalkamıyor. Yani çok farklı. Ama nedense her yatan hayvanda
bir kalsiyum eksikliği umuluyor. Ve öncelikle bir kalsiyum, kimseye söylemeden bir kalsiyum yapılıyor. Bu tamamen burada, bu hastalıkta yanlış. Neden? Çünkü kalsiyum eksikliğiyle alakası yok. Üstelik biz kalsiyum eksikliğiymiş gibi muamele yaptığımızda da karaciğeri daha fazla yoruyoruz bu hastalıkta. Ve bu bir hastalık da değil aslında. Sendrom, zaten yabancı literatürde Downer-Cole sendrom, yatalak inek sendromu diye söyleniyor. Sütun mağası, doğum felci tahmin edilerek yapılan bilgisiz girişimler sonuç vermiyor. Buna tuhaf hipokalsemi ya da atipik hipokalsemi deniliyor. Hipokalsemi biliyorsunuz, hipo az, kalsemi kanda, kanda kalsiyum az. Onun için atipik hipokalsemi halinde veya tuhaf hipokalsemi halinde durum karşımıza çıkabiliyor. Konunun arkasında peki neler olabilir? Konunun arkasına bir bakalım. Konunun arkasında neler olduğunu görmeden evvel önce bir hatırlatma yapalım. Major yani başlıca, önemli minerallerin neler olduğunu gözden geçirelim. Bir tanesi kalsiyum. Çok önemli bir mineral. İkincisi fosfor, magnezyum ve potasyum. Fosfor, magnezyum ve potasyum. Yani bu dördü de önemli bizim için. Sadece bir tek kalsiyum değil. Dördü de önemli. Kalsiyum eksikliğiyle sadece olayın birleşik olmayacağını ve bu arada mutlaka fosforun da önemli olduğunu, potasyumun da önemli olduğunu, magnezyumun da önemli olduğunu bilelim. Bunlar çok bizim için çok önemli. Dört major önemli mineral. Bunlarsız zaten bir vücut olamaz. Ama başka neler eksik olabilir onları da bilelim. Örneğin iz minerallerden mangan eksik olabilir. Bu da sorun çıkarıyor. Kobalt eksik olabilir. Yine yapılan bir çalışma var. Yani çalışmalar var daha doğrusu, birçok çalışma var. İyot eksikliğinin de yatalak inek hastalığı ile alakalı olduğu ortaya çıkmış. İyot eksikliğinin de. Onun için manganın, kobaltın eksikliğinin de bu konuda ilgisi olduğu söyleniyor bilimsel olarak. Ayrıca D3 vitamininin de çok ilgisi olduğu hakkında yayınlar var. D3 vitamini. Yine kronik ketozis olayları, ketozisi daha önce de hatırlarsınız. Doğum sonrası olan ve enerji noksanlığı ile karşımıza çıkan bir sorundur ketozis. Ketozisin sık sık tekrarlaması ve ketozisi tedavi edeceğim derken kortizonlu ilaç, dexametazon falan kullanılması, yatalak inek hastalığına yatkınlık doğuruyor. Yani yatalak inek hastalığı bu tip hayvanlarda daha fazla görülüyor. Sık sık ketozis olan ve tekrarlayan vakalarda. O sebeple daha önce geçirilen hastalıklar konusunda da veteriner hekime bilgi vermek, hatta yapılan tedaviler konusunda da bilgi vermek faydalı olur. Neden? Ha, bilsin ki bu ketozis geçirmişti ve onun tedavisinde de işte birkaç kere üst üste kortizonlu, dexametazonlu ilaçlar kullanılmıştı diye bilir ise veteriner hekim belki olayın geçmişinden buraya bir bağ kurabilir. Yatıp kalkamayan ineklerde kas yıkımlanması, bazen sinir zedelenmeleri de söz konusu olur. Çeşitli toksinlerin doğum öncesinde aşırı yağlanmanın da sorun olduğunu biliyoruz. Meme iltihabı ve rahim iltihabı, yani mastitis ve metritisin de sorun olduğunu biliyoruz. Ve hatta bazı durumlarda karın zarı iltihabının, peritonitisin de bu konuda problem yarattığını biliyoruz. Yani bakın, sendrom diye
sendrom deyince yani belli bir tek bir sebepten olmadığı, birçok sebeplerin bir araya gelip oluşturduğu bir şey sendrom. Onun için de buna tek başına şu hastalık demiyorlar. Yatalak inek sendromu diyorlar. Bakın mastitis, meme yangısı, metritis, rahim yangısı, peritonitis, karın zarı yangısı, ineğin doğumdan evvel aşırı yağlı olması, obez inek olması, obezite, bunlara vaktimiz olduğunca ayrıntılara da girmek istiyorum. Bunların hepsi yatalak inek hastalığına zemin hazırlayabilecek sorunlar. Ayrıca doğum öncesi besleme hataları, yani burada bu programda daha önce bunları anlattım. Doğum öncesi besleme hataları en az 12 tane hastalığa zemin hazırlar. Bir tanesi de yatalak inek hastalığıdır. Bunların zemin hazırlar. Ve bunun arkasında metabolik sorunlar ortaya çıkar. Enfeksiyonla ilgili sorunlar ortaya çıkar. Travmalarla ilgili sorunlar, dejeneratif sorunlar ve toksik sebepler ortaya çıkar. Yine çeşitli toksinler, vücudun oluşturduğu çeşitli toksinler de kana karışır. Lipopolisakkaritler de kana karışır. Bunlar da Downer-Cow sendromuna yol açabilir. Yani yatalak inek hastalığına yol açabilir. Hasta sahibi ise şunu daima aklında tutar. Hastalık nereye gidecek? Biz buna prognoz diyoruz. Yani hastalığın sonu nereye varacak? Hastalık nasıl sonuçlanacak? Masraf yapalım mı? Hala ilaç kullanmaya devam edelim mi? Masraf yapmaya devam edelim mi? Yoksa bunun sonu böyle olur, masraf yapmaya devam etmeyelim mi? Kesime mi karar verelim? Ya da prognoz nereye gidiyor? Ona mı bakalım? Hastalığın prognozu konusunda bir konu var. Bilim adamları bunu araştırmışlar. 7 gün içinde, eğer bu tedavilerin sonunda 7 gün içinde bir sonuç alınamıyor ise ineğin kesime gönderilmesinin uygun olacağını düşünüyorlar. Yani tabii bunu bir laboratuvar tahliliyle acaba bakabilir miyiz? Ya boşuna mı kesim kararı veriyoruz? Acaba iyi olur mu? Buna bir baksak da ona göre karar versek gibi bir fikir varsa ve sonucu önceden anlamaya çalışıyorsak bunların bazı tahmini kuvvetlendirecek tahlilleri var. Tahlilleri tahmini olarak bunu kuvvetlendirecek tahlilleri var. Bunlara indikatör yani belirteç diyorlar. İndikatör yani belirteç. Örneğin yüksek aspartat transaminaz değeri prognozun iyi olmayacağını gösteriyor. Demek ki kanda yüksek AST aspartat transaminaz varsa prognozun yani hastalığın gittiği yerin iyi olmayacağını gösteriyor. Yine kreatin kinaz, yüksek kreatin kinaz oranı kas yıkımlanmasının boyutlarının çok yüksek olduğunu, büyük boyutta kas yıkımlanması olduğunu, kas hasarı olduğunu gösteriyor ki bu da aslında bize bir bilgi veriyor. İşler yolunda değil. Demek ki iki tane de tahlil var. Eğer illa durumu görerek hareket edeceğiz dersek, imkanlar doğrultusunda iki tane de tahlil istenebilir. AST yani aspartat transaminaz ve kreatin kinaz. Bunlara bakılır ve bunların da ikisi de yüksekse bunun gidişi iyi değil, kestirelim diye karar verilebilir. Bu da bize bir belirteçtir, indikatördür, göstergedir. Evet, şimdi bir başka gösterge daha var. Bu arada kas yıkımlanması yüksek boyutlardaysa miyoglobin ürü şekilleniyor. Yani kastaki yıkımlanan miyoglobin ürü yani idrara karışıyor.
idrara karışınca idrar çay renginde oluyor. İdrar çay renginde ya da şarap, kırmızı şarap renginde oluyor idrar. Yani miyoglobinüri, kasın miyoglobininin efendim kana ve idrara karışması. İdrara karışması. Miyoglobinin idrara karışması, miyoglobinüri. Ve bu kas hasarı içinde belirgin bir gösterge. Eğer hayvanda bu arada idrarı da kas hasarı ile koyulmuşsa bu da bir sorundur. Tedavide en önemli konu ineğin altlığının, bu arada yani inekle uğraşıyoruz ya ve hırpalanıyor inek, kalkmaya çabalıyor ve bir türlü kalkamıyor. Ayaklar arkamda gördüğünüz gibi iki yana açılmış, böyle kurbağa oturuşu gibi. Bakın çok tipik arkamdaki fotoğraf, çok tipik, çok tipik. Bu vaziyet. Normalde kesinlikle olmayacak bir şey bu. Ve hayvan ikide bir hırpalıyor kendini. Acaba kalkabilir miyim diye. Hatta bu arada insanlar da o hayvanı hırpalıyor. Hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk diye insanlar da hırpalıyor. Bu arada kalkamıyor tabii. Ve her kalkma girişimi aslında bir kas ve sinir zedelenmesine yol açıyor. Onun için yatağın, yatak yerinin, yani yattığı yerin çok iyi bir altlıkla, saplarla döşenmesi, hatta altına kum atılması öneriliyor. Bu her çırpınışta zedelenme olmasın diye. Demek ki tedavi yaparken, tedavi esnasında, diyelim en fazla bir hafta diyor ya bilim insanları, o bir hafta içinde eğer uğraşıyorsak, yok iğne, ilaç, serum vesaire, altlığını çok iyi kumla ve saplarla, samanlarla oluşturmak lazım ki beton üstünde olmasın. Kalsiyum dışındaki diğer major, yani önemli minerallerin de bu arada takviye olarak verilmesi lazım. Potasyum demiştik, magnezyum demiştik, bir de fosfor demiştik. Bu arada bunların da verilmesi lazım. Ama potasyumun burada özel bir durumu var. Çünkü potasyum eksikliğinin de hipokalemi diyoruz biz buna. Hipokalemi, potasyum noksanlığı diyoruz. Bunun da akılda tutulması lazım. Potasyum da aynı şekilde akılda tutulmalı. Çünkü çok akla gelmiyor arkadaşlar. Potasyum eksikliği ne yazık ki çok akla gelmiyor. Halbuki çok önemli bir konu. Tedavi esnasında kaldıraçlarla hayvanın ayakta tutulmasına çalışması da bir destek olabilir. Ama her zaman tek başına yararı olan bir fayda değil bu. Yani işte caraskallarla böyle aletler var. Yukarıda tutuyor biliyorsunuz. Yukarıda tutuyor hayvanları. Tamam hoş da bunun tek başına bir faydası yok. Başka şeylerle, başka tedavilerle başarılı olursa o ayağı kaldırmak için belki faydalı ama tek başına böyle bir fayda söz konusu değil. Yine bazen mide bağırsak sisteminden kaynaklanan ve toksinlerle üretilen bir takım sorunlar var. Bu mide bağırsak sisteminden kalkan toksinlerin yarattığı sorunlarda bazen magnezyum sülfat içirelim de şu hayvan bir söktürsün atsın diye düşünen bilim insanları var. Ama bu da tek başına netice verir mi bilmiyoruz. Onun için bu da denenebilir. Yani magnezyum sülfatla şöyle bir içini temizleyelim, hem toksinler gitsin diye düşünülebilir. Ayrıca her zaman B1 vitamini kullanabiliriz. Çünkü B1 vitamini yine sinirsel sistemi olumlu yönde düzelten bir vitamin, tiamin. Sıvı serum, yani elektrolit sıvı takviyesi yapılabilir. Serumla beraber bazı önemli tuzlar serumun içerisinde verilebilir. Ama bütün bunlara rağmen sonuç alınamayabilir.
arkamda gördüğünüz fotoğraf tipik bir durumdur. Bu durumlarda sonuç almak imkansıza yakın oluyor. Onu da söyleyeyim. İşin doğrusu ne? İşin doğrusu kuru dönem değerli arkadaşlar. İşin doğrusu kuru dönem. Eğer kuru dönemde hatalı bir besleme yaptıysak, kuru dönemde inekleri aşırı şişmanlattıysak, biraz evvel dedim ya obez inek haline getirdiysek ve kuru dönemde kuru dönem ile ilgili takviyeleri yapmadıysak, kuru dönemin bitişinde yani doğum olur olmaz bu sefer de mesela eksiklerini tamamlayacak, hayvanın eksiklerini tamamlayacak bir takım takviyeler yapmadıysak başımıza bu gelebiliyor. Demek ki burada yatalak inek sendromunda daha önce başka konularda da anlattığım gibi çok önemli bir durum var, kuru dönem. Bakın değerli dostlarım, şimdi yonca vermeyeceğiz kuru dönemde. Bakın yonca vermeyeceğiz. Silajı da çok kısıtlı tutacağız. Yani ben 3 kilodan fazla önermiyorum. Yoncayı da hiç önermiyorum. Eğer illa verilecekse çok kısıtlı. Silaj yine çok kısıtlı. Ve doğum olur olmaz İçinde potasyum olan bir takviye öneriyoruz. Doğum olur olmaz hemen bir lohusa şerbeti. Halk arasında biliyorsunuz lohusa şerbeti vermek gibi bir alışkanlık vardır. İşte kimisi şekerli su verir, kimisi pekmezli su verir. Ama potasyumlu bir şey vereceğiz. Potasyum. Burada takviye potasyum. Ve eğer burada bir potasyumlu, tabii diğerleri de magnezyum, fosfor da olmak üzere doğumdan hemen sonra verirsek çok büyük faydası var. Bunu mutlaka yapalım. Ve tedavi sonunda hipokalemiyi önlemiş olursak, hipokalemiyi yani potasyum eksikliğini önlemiş olursak, bu tuhaf hipokalsemiyle yani kalsiyum eksikliğiyle olduğu sanılan hastalığı yenmiş oluruz. Önlemiş oluruz. Önleriz. Ve nasıl kalsiyum kasla ilgili bir takım sorunlar çıkarır kalsiyum eksikliği, hipokalsemi. Hipokalemi de yine kas güçsüzlüğü gibi bir sorun ortaya çıkabiliyor. Hipokalemi de yani potasyum eksikliği de kas güçsüzlüğü ile ilgili bir takım sorunlar çıkamıyor. Yani özet, yatıp kalkamayan ineklerin tek eksikliği ve tek derdi kalsiyum eksikliği değildir. Bilhassa doğumdan sonra 1-2 gün içinde hipokalsemi olabileceğini, daha sonraki yatıp kalkamama sorunlarının kalsiyum eksikliği ile alakalı olmayacağını aklımızda tutalım. Bu sorun çok yaygın. Herkes yattı kalkamıyor, hadi iyi kalsiyum. Bu sonradan başımıza iş açıyor. Çünkü biraz önce söyledim, tekrar ediyorum. Gereksiz yere hipokalsemik vaka olmadığı halde kalsiyum kullanımı aslında iyi bir şey değil. Üstelik karaciğeri de harap ediyor. Onun için yatıp kalkamayan ineklerin tek derdi kalsiyum eksikliği değildir. Koruyucu hekimliğe önem verelim ve olaya geniş çerçeveden bakalım. Geniş çerçeveden bakalım. Bu işin arkasında kuru dönem olduğunu unutmayalım. Kuru dönem olduğunu unutmayalım. Esas konu korumadır. Korumayı doğru yapabiliyorsak ve her şey yolunda gidiyorsa bizim bir sorunumuz çıkmayacaktır. Olay gerçekleşti, koruma yapamadık ve sorunlar karşımıza çıktı. O zaman para kaybederiz ve boşuna uğraşmış olduğumuz gibi belki ineği de kaybederiz. Bu olaylarda yatalak inek sendromunda
ne yazık ki birçok inek kesime gidiyor sonunda değerli dostlarım. Bu arkamdakini, bu görüntüyü unutmayın lütfen ve bu görüntünün ne kadar belirgin olduğunu da bir daha söylemiş oluyorum. Bakın tekrar, belki üçüncü kez tekrar söylemiş oluyorum. Bu görüntüyü unutmayın. Şimdi potasyumu biz kalsiyum kadar fazla öne çıkarmıyoruz ama vücut öne çıkarıyor. Ve kalsiyumsuz bir vücut olmayacağı gibi potasyumsuz da bir vücut, fosforsuz da, magnezyumsuz da bir vücut olamaz. Bunlar major. Ve kaslarda ve karaciğerde çok önemli bir yeri var. Potasyumun karbonhidrat protein metabolizmasında da rol oynuyor. Vücuttaki asit-baz dengesini sağlıyor, su dengesini kuruyor. Su dengesini kuruyor. Kalp atımını ayarlıyor. Potasyum çizgili ve düz kasların, hem çizgili hem düz kasların kasılmasında görevli ve önemli enzimleri de aktive ediyor. Bakın potasyum ne kadar önemli. Yemlerle vücuda alınır ve dışkıyla, idrarla da atılır. Yemlerle vücuda alınır, dışkıyla, idrarla atılır. Şimdi bakın, doğumdan önce kuru dönemde çok potasyum alan hayvanlarda vücut dengelemeye çalışıyor ve bu potasyum bana fazla deyip atıyor. Bu potasyumun da çoğunluğu değerli dostlarım aslında silajda var. Silajda var. Silajda çok potasyum var. Sağmal inekler için de çok harika. Sağmal inekler için potasyum çok harika. Onun için silaj biliyorsunuz sağmal inekler için ne kadar değerli. Ama kuru dönemde böyle bir durum yok çünkü sağılmıyor. Yani o kadar çok potasyum girişine ihtiyaç yok çünkü sağılmadığı için çıkmıyor. Potasyum çıkmıyor. Vücutta aynı kalsiyumda olduğu gibi, kalsiyuma benzer bir metabolizma. Diyor ki çok potasyum geldi. Halbuki sağan da yok. Şu arada kuruda. Ne yapıyor vücut? Bu sefer idrarla atmaya başlıyor. Demin ne demiştik? Gıdalarla alır, idrarla atılır. Fazla gördüğü zaman eyvah diyor, bu fazla geldi çünkü sağım da yok. Atıyor. Bu sefer doğumdan sonra hipokalemi, potasyum noksanlığı ortaya çıkıyor. Kalsiyum gibi. Kalsiyum doğum sonrası hipokalsemi gibi ineklerde görülse de potasyum eksikliği ilk doğumunu yapan düvelerde ve birkaç doğum yapan ineklerde de görülebilmektedir. Bakın ne diyor bilgi? Mesela hipokalsemi daha çok ilk doğumunu yapan düvelerde görülmez. Üçüncü doğumdan sonraki düvelerde, ineklerde görülebilir. Yani düvelerde ve ineklerde diyor. Ama potasyum öyle değil. Bakın potasyum hem düvelerde görülebilir hem daha yaşlı ineklerde görülebilir. Yani böyle de bir şey var, bilgi var bakın burada. Potasyum eksikliği yeni doğum yapmış düve ve ineklerde kas zayıflığıyla, iştahsızlıkla, yatıp kalkamama ve yatalak inek hastalığı ile bizi karşı karşıya getirebilir. Hipokalemi yani potasyum eksikliği çoğunlukla işkembenin alkalozu, bakın asidozun tam tersi, işkembenin alkalozu ve şirdenin yani midenin yer değiştirmesi, abomazum deplasmanı gibi sorunlarla karşımıza çıkabilir. Ketozis, rahim iltihabı sonuna atılamaması ile de hipokalemi, potasyum eksikliği birlikte olabilir. Böyle inek veya düveler ayrıca düşük verimli halde olup metabolik enfeksiyöz hastalıklara karşı da yatkınlık oluştururlar. Hem metabolik hem enfeksiyöz hastalıklara karşı da yatkınlık oluştururlar. Isı stresi altındaki ineklerde potasyum eksikliği sıklıkla ortaya çıkar. Isı stresi altındaki hayvanlarda tükürük ve bir miktar terleme ile
potasyum kaybı da ortaya çıkar ve bu potasyumu yerine koyamazsa vücut, yani biz yerine koyamazsak vahim durumlar karşımıza çıkabiliyor. Bunu da bilelim. Potasyum eksikliği sonucu yatıp kalkamayan, karaciğer yağlanması ve kas hasarı yüzünden hasta olan ineklerin sonu ölüme kadar gidebilir. Yatıp kalkamayan düvelerde, bakın burası önemli olacak sizin bilginiz açısından, düvelerde özellikle, yatıp kalkamayan düvelerde hipokalsemiden daha fazla hipokalemi, yani potasyum eksikliği aklımıza gelsin. Kalsiyum ile tedavi edilmiş fakat başarı elde edilememiş durumlarda da potasyum eksikliği olabileceği aklımızın bir köşesinde dursun. Potasyum eksikliği olabileceği aklımızın bir köşesinde dursun. Yatıp kalkamama durumlarında ineklerin zorlanması kas ve iskelet sisteminde incinmelere yol açabileceğinden bu yöndeki müdahaleler geciktirilmeden yapılmalıdır. Şimdi kalsiyum verdik, iyi sonuç alamadık, bir daha verdik, başka şeyler yaptık falan ama potasyum yapmadık. Sonra aklımıza geldi de hani potasyum yapılsın falan derken bu sefer de kas ve sinir sisteminde incinmeler ortaya çıkmıştır ve gecikmiş durumda oluruz. Yani bunu da yapalım. Normal kan potasyum seviyesi 3.9 civarında ama 3.6'nın altına düşerse eksik, 2.2'nin altına düşerse şiddetli eksiklik söz konusu. Yani demek ki bir tahlil yapsak böyle çıkacak. Yani normal potasyum seviyesi 3.6-3.9 arası, 3.6'nın altındaki bize bir potasyum eksikliğini ifade ediyor ama 2.2'nin altındaki olursa daha berbat bir durumda olabiliriz. Çok tehlikeli. Lousa hayvanların ilk süt verme günlerinin ilk günleri, yani lousalığın ilk günlerinde bir takım metabolik bozukluklarla karşı karşıya gelmesinin de arkasında yine potasyum eksikliği söz konusu olabilir. Ketozis tedavisi görmüş ineklerde yine aşırı miktarda tedavide kortizol, propilen glikol gibi ilaçlar veyahut katkılar kullanıldıysa yine hipokalemiye, potasyum eksikliğine zemin hazırlanmıştır. Sık sık ketozis görülen, ketozli vakaların tekrarladığı sütçü işletmelerde acaba potasyum ne durumdadır bakmak lazım. Bir çiftlikte sık sık ketozis görülüyorsa veya ketozisler tedavi edildiği halde tekrar nüksediyorsa potasyum yönünden bir göz atmak lazım. Belki de tahlil yaptırmak lazım. Tüm bunlara bakarak doğum sonrası sonun atılamaması, yatıp kalkamama, yani yatıp yatalak inek hastalığı, abomazum deplasmanı, ketozis, bakın hep bunlar doğum sonrası karşımıza çıkan sorunlar, metritis yani rahim iltihabı, iştahsızlık gibi hastalıkların çok görüldüğü, tekrarlandığı işletmeler problemlerini hipokalemi yönünden de gözden geçirsinler. Hipokalemi yönünden de gözden geçsinler. Her şey kalsiyumla doğrudan alakalı değil. Bakın burada bir sorun olabilir. En doğrusu doğum olur olmaz bir lousa şerbeti tarzında potasyum içeren bir destek verilmesi önerilmektedir. En doğrusu budur. Ketozis tedavisi görmüş ineklere tedavi takiben veya tedavi esnasında yine potasyum takviyesi yapılırsa çok faydalı olur. Bakın ketozis tedavisi yapılırken kortizon da kullanılıyorsa biz bunlara o arada bir de potasyumlu katkılar verirsek yine bu sorunları baştan önlemiş olursun.
uzun süren iştahsızlıkların ardından da hipokalemi şekillenebileceği bilinmeli ve destek verilmesi ihmal edilmemelidir. Yani bir süre iştahsız, sonra düzeldi ama bu arada da belki bir potasyum eksikliği söz konusu olabilir diye bir takviye vererek yola devam etmek faydalı olabilir. Doğum sonrası potasyum eksikliği olabileceği gibi bazen doğum öncesi de aşırı fazlalığı söz konusu olabilir. Biraz önce anlattım. Bunun bir zararı da, doğumdan sonra memelerde aşırı bir meme ödemi oluşması. Yani doğumdan evvel potasyum fazlalığı, doğum sonrası aşırı bir meme ödemi oluşmasına sebep olabilir. Ve bu sefer de doğumdan sonra hipokalemi tekrar şekillenebilir. Bakın demin ne anlatmıştım, aynısını söylüyor. Yani diyor ki doğum öncesi sağım olmadığı günlerde eğer potasyum fazlaysa iki tane ana konuya sebep olabiliriz bununla. Bir diyor, potasyum fazlalığı sebebiyle doğum sonrası aşırı bir meme ödemi, yine doğum fazlalığı, potasyum fazlalığı oldu diye vücudun onu idrar atmaya çalışması sebebiyle doğum sonrası da hipokalemi, yani potasyum eksikliğine yol açabiliriz diyor, kendi elimizle yanlış yaparsak. Vücutta diyor sodyum, potasyum katyonlarının klor ve sülfür anyonlarına oranı, anyon katyon dengesidir. Bu çok konuşulan bir şey. Anyon katyon dengesi çok konuşulur. Doğumdan önceki günlerde yonca ve silajı fazla verilmesi, kısıtlamadan verilmesi veya verilmesi hatta yani. Bırakın fazla verilmesi fazla potasyum alımına yol açabilir. Bunu yatalak inek hastalığıyla alakalı görüyoruz. Yine silajın yapımı esnasında, yani ekilmesi ve biçilmesi esnasında potasyumlu gübreler kullanılıyor. Yani mısırın gövdesine giriyor potasyum. Neden? Çünkü o potasyumu vermezseniz mısır bitkisi boy atamıyor. Küçük kalıyor, kısa kalıyor, boy atamıyor. Halbuki biz mısır boy atsın da biçelim, silaj yapalım istiyoruz. Fakat mısır bitkisi potasyum eksikliği olursa bitkide eksik kalıyor potasyum ve büyüyemiyor, uzayamıyor. Onun için potasyumlu gübreler kullanılıyor ve bu potasyumlu gübrelerde bu sefer bitkinin gövdesine giriyor. Ve bu sefer de potasyum seviyesi aşırı yüksek oluyor ve doğum öncesi günlerde potasyum seviyesinin yüksek olması magnezyum metabolizmasını da ters yönde etkiliyor. Bakın, potasyumun doğum öncesi günlerde yüksek olması magnezyum metabolizmasını da tam tersi bir şekilde etkiliyor. Ne oldu arkadaşlar? Bakın, major, yani önemli mineraller birbiriyle ne kadar yakın alakalı. Doğum sonrası potasyum eksikliğini önlemenin başlıca yolu doğum öncesinde potasyumun yüksek KBM'lerden kaçınmak. Diğer, yani deyimle, kısıtlı bir miktarda silaj vermek. Eğer potasyum yüksek KBM verirsek sorun çıkıyor. Doğum öncesi. Bir de doğum olur olmaz loğusa ineklere veya eğer ısı stresi altında olmuşsa bu iş, hemen potasyum desteği verilsin. Hemen potasyum içerisinde olan karma katkılar verilsin. Ve ineğin bu şekilde potasyum eksikliğiyle, doğumdan sonra potasyum eksikliğiyle ilgili sorunlarını baştan önlemiş oluruz. Yani zaten bizim anlattığımız ne? Potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor. Bunlar 4 önemli mineral. Bunların dengesi, bizim anlattığımız bu. Denge ne?
biz koruyucu hekimlik yapacağız. İşte bu dengeyi sağlamak için. Yani koruyucu hekimlik bizim elimizde, biz doğru yaparsak. Eğer koruyucu hekimlik olarak dediklerimi yaparsanız değerli dostlarım, ineğin hayatı kurtulur ve tuhaf süt humması adını verdiğimiz sorun yatalak inek sendromu oluşmaz. Tedavinin de içerisinde eğer tedavi yapmaya çalışıyorsak yine potasyumlu bir şeyler vermek lazım. Yani kalsiyumlu değil. Yatalak inek sendromunda doğumu takip eden 1-2 gün içinde hayvan yatıyorsa hipokalsemi yani kalsiyum eksikliği akla gelebilir. Ama daha sonra yatıp kalkamıyor da yatalak hale gelmişse bu sorun büyük bir dert halinde bizi bulabilir. Bu konuda bunu bilmemiz lazım. Ayrıca tabii ki bir de D vitamininden bahsetmiştik. Yatalak inek sendromunu anlatırken D vitaminini her zaman doğuma yakın günlerde biliyorsunuz ben sık sık öneririm. D3 vitamini yani kolekalsiferolün kas içine 8 gün kala ya da 2 gün kala doğuma. 8 gün kala ya da 2 gün kala. Yani o arada bir hafta kala diyelim. Bir gün kas içi yapılmasını öneriyorum ama yüksek dozda. Çok yüksek dozda. 1 milyon üniteden 1 mililitresinde 1 milyon üniteden 10 mililitre yani 10 milyon ünite öneriyorum. 1 milyon üniteden 10 mililitre yani 10 milyon ünite öneriyorum. Normal kemik gelişimi için, kalsiyum ve fosfor dengesi için ve inorganik fosforun organik fosfora çevrilmesi için, hücrelerin bağışık fonksiyonlarının düzenlenmesi için yüksek dozlu D vitamini, D3 kolekalsiferol verilmesini özellikle öneririm. Bu arada eğer bu konularda doğru bir iş yapıyorsak gebelerde ölü doğumu önlemiş oluruz. Yani bunu vermekle zayıf ve deforme buzağların ortaya çıkışını yani doğumunu önlemiş oluruz. Buzağlarda zor soluma, zayıflık, büyüme geriliği ve iştahsızlık gibi sorunların olmasını önlemiş oluruz. Yani bakın sadece ineğe değil yavrusuna da faydası var. Raşitizmayı önlemiş oluruz. Bütün bunları sizlere bu programda bu şekilde değerli dostlarım hatırlatmış olayım. Bakın çok önemli bir konuya değindik. Bu konu hasta sahiplerini, hayvan sahiplerini gayet üzer ve hayal kırıklığına uğratır. Başarı şansı da düşüktür. Gelin benim dediklerimi yapın ve koruyucu hekimlik mahiyetinde kuru dönemi doğru geçirelim. Koruyucu hekimlik mahiyetinde doğar doğmaz hayvanlara içinde potasyumda olan ve daha tabii magnezyum, fosfor vesaire de olan bir lohusa şerbeti içirelim ya da bunları yemlerine bir şekilde katalım. Bunları doğru yaparsak başımıza bu yatalak inek sendromu ve onun arkasındaki sorunlar gelmeyecektir. Değerli dostlarım, Mutlu Hayvancılık programından ve Kanal A Türk ekranlarından hepinize saygılar, sevgiler, selamlar.